Önemli olan 1200 PLC'lere bağlanabilmek. 1200 PLC'ye bağlanabildiğiniz zaman Ethernet kablosundan daha sonra her şey çok daha kolay. Bağlantı ile ilgili çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Onunla ilgili birkaç olasılık var. Şimdi onları bir göz atalım. Şu anda burada benim makinede Windows 10 kurulu ve en son update'lerini yaptım. Şöyle bir sıkıntımız var. Açalım bir TIA portalımızı. 14 olabilir, 15 olabilir TIA portal. Mesela Project View diyelim. Yeni proje açalım. Şu anda projeyi oluşturuyor. Yeni bir cihaz ekleyelim. Add new device. Şimdi 1200 ekleyeceğimiz zaman burayı seçtiğimizde bakın şöyle bir hata mesajı çıkarıyor. Diyor ki senin diyor lisansın yok diyor. Ve CPU'ların üzeri dikkat edecek olursanız kırmızı çarpılar bulunmakta. Kapatıp programımızı tekrar masa üstüne gelelim. Bu makinede ben şu anda bir administrator tanımadım. User var ama nedenini bilmiyorum. Windows 10'u daha yeni kurdum. Daha yeni kurcalamaya başladım. TIA portalı çalıştırırken yönetici olarak çalıştırmamı istiyor. Şimdi yönetici olarak çalıştıralım Windows'u. Yönetici olarak çalıştırdığımızda az önceki projemizi açalım. Böyle görüntüsüne gelelim. Şimdi burada bir cihaz eklemeye kalkalım. Burada bakın bana DC nerede? Bakın açıyor. Az önce bunların her birinin üstü kırmızıydı. Nereden düzeltilmesi gerektiğini bilmiyorum ama böyle bir sorunla karşılaştım. Windows 10'u demin de dediğim gibi daha yeni kurdum, daha yeni kurcalamaya başladım. Bu program Windows 10'da yönetici olarak açılmak istiyor. Şimdi bunu kapalım, kapatalım. Bağlantı sorunlarımıza bakalım. Şuradan ağımdaki PLC'leri bir aratalım. Şöyle Profinet Ethernet olacak. PGPC interfeziniz. Daha sonra hangi Ethernet'inizden bağlıysanız bir Wi-Fi modülü üstünden bağlı olabilirsiniz. Wi-Fi üzerinden ya da birkaç tane Ethernet'iniz vardır. Şu anda bende tek Ethernet var. Bundan bağlayayım. Start search diyelim. Bakın şuraya bağlı olduğu PLC'yi gösterdi bana burada. Burada eğer hiçbir device çıkmıyorsa, ya CPU'nuzun enerjisi yoktur. Bakın şu anda benim CPU'mun enerjisi var. PLC'nin CPU'sunun. Ya da bağlı olduğunuz Ethernet kablosu ile ilgili bir sorununuz vardır. Ethernet kablosunun doğru bağlı olduğunu ve CPU'nun enerji olduğunu eminseniz bilgisayarınızın Ethernet kartı ile ilgili bazı sorunlar olabilir. Bunları araştırın. Şimdi show dediğimde bazen burası da aktif olmayabiliyor. Detect ya da show aktif olmayabiliyor. Onda biraz sonra bahsedeceğiz. Firmware sorunlarından kaynaklı şeyler de var. Sıkıntılar da var. Show dediğimde online aksesa gelecek. Bakın online aksesa geldim. Şurada görüyorum cihazımı. Diagnostiği seçtiğimde burada iki tane yere dikkat edeceğiz. Bunlardan bir tanesi firmware versiyonu. Şu anda 1.02. Diğeri ise bilgisayarın PLC'nin IP adresi. Şu anda 192.168.0.1. Şu anda benim PLC'min IP adresi. Bazen burası boş gelebilir. İlk açtığınız PLC'lerde. PLC'yi böyle taratma yaptığınız zaman, arama yaptığınız zaman yine online diagnostiğe gelip buradan hangi IP havuzundaysanız oradaki IP'nizi çakışmayacak şekilde yazıp Async IP adres dediğinizde sizin PLC'nize burada yazmış olduğunuz IP gidecek. Mesela ben burayı 2 yapıp aşağıda Async dediğim zaman benim PLC'min IP'si bu sefer 192.168.0.1 olacak. Bağlantı sorunlarından bir tanesi PLC IP'nizle sizin bilgisayar IP'nizin aynı havuzda olmaması. Bunun da
bir sürü giriş yeri var Ethernet ayarlarına ulaşabilmek için. Ethernet. Şu ekran hepimizin bildiği ekran. Özelliklere geldiğimiz zaman Ethernet 4'ün, protokol versiyon 4'ün özelliklerine gelip aşağıdaki IP adresini kullan diyeceksiniz. 192 havuzu 168. Bundan sonrası çok önemli değil ama örneğin 0.50 diyeyim ben ya da 70 diyelim. 255, 255, 255, 0. Tamam, kapat. Şu anda benim bilgisayarımla PLC aynı havuzda. Sıkıntılardan biri bu olabilir. Kapatalım. Bir başka sıkıntı, şu anda ben TIA Portal 14'ü kullanıyorum ya da 15'i kullanıyorum. TIA Portal 14 ya da 15 firmware olarak versiyon az önce gördüğünüz şurada 1.02 desteklemiyor. Neden desteklemiyor açıkçası bilmiyorum. Ama TIA Portal'ın versiyon 10-11'lerinde bu ilk firmware'leri bir firmware'i destekliyordu. Bu şöyle bir sıkıntı çıkarabilir. New device dediğinizde örneğin 1200, şu anda 214 benim elimdeki DC 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 şu 214 DC DC DC'yi çektim. Şu anda bakın bu şey 1 AE 30 31 40 diye gidiyor. Farkları ne bunların? Hepsi 214 DC DC DC. Şunlar firmware farkını söylüyor. Şu 2'ye kadar, şu 3, bu da 4'ü gösteriyor. Bakın firmware olarak otomatik olarak 2.2 attı ve aşağısını seçemiyorum. Yani firmware'de 1'i seçemiyorum. Okey dediğimde şu anda ben buraya PLC'yi atıyorum. Şu anda PLC'yi atadım ama şu PLC'nin firmware'i 2.2 ya da 2.0. Benim PLC'min firmware'i online'dan ne görmüştük? Firmware'i 1.02 olarak görmüştük. Bu da bir başka sıkıntı. Firmware'i 1'den 2'ye bu TIA Portal üstünden çıkaramıyorum. Ya da 2'den 3'e, 3'den 4'e TIA Portal üstünden çıkaramıyorum ama örneğin mesela 2.0'ı 2.2 TIA Portal üstünden yapabiliyorum. Yani firmware'lerin o ilk versiyon kaçsa onların bir üstü update'ini update kartlarıyla yapmam lazım. Yani şu anda ben şuradaki bir örneğin buraca boş bir şey yapalım. Şu main OB1'i boş bırakacağım. Bunu PLC'ye yollamaya kalktığım zaman PLC'ye yollamayacak çünkü ben firmware 2.2'de ya da 2.0'da bir şey yapmıştım. Bakın şurada profi ethernet, ethernet ağı, start search diyelim. Geldi şu anda. Load diyelim. Bu load açılmayabilir. Bazen yani bura pasif kalabilir. i5 7. jenerasyon makine kullanıyorum. Deli RAM var şu anda makine. De fakat TIA Portal makinenin canını okuyor. Bakın şu anda aktif değil. Yükleyemiyorum. Bunun nedeni de firmware'den kaynaklanıyor. Firmware'i update edebilmek için yani bu 1.0 firmware'i update edebilmek için şöyle bir karta ihtiyacım var. Bu kartın kopyası yok arkadaşlar. Yani herkesin aklına gelen benim de aklıma geldi. Uğraştım ama yani imaj mimari alarak bu kartı kopyalayamıyorsunuz. Bu kartı Siemens'ten alıyorsunuz. Siemens'te aldıktan sonra support sitesine giriyorsunuz. Bu 24 MB'lık bir şey. Adını siz getirin. MC kart. Bunu support sitesine girdiğinizde buna yükleyebileceğiniz firmware'ler var. Olmadı videonun altına linkini atarız. O firmware'i yükledikten sonra kapattık. CPU'muz şu anda kapalı. Kartı takıyoruz. Kartı taktık. CPU'muzu açıyoruz. Şu anda oradaki MC kartının içerisinde firmware 2.2 yüklü. Ne yaptık? Şeyden indirdik.
Support'tan exe ya da zip dosyasına. Daha sonra TIA portalının üstünde MC karta sistem kartı yap şeklinde bir seçenek var. Orada yaptık. Şu anda bakın enerjiyi veriyorum. Enerji varken kartı sökmeyin ya da takmayın. Bu ledler bir müddet yanacak. Az önce run stop yeşili sarı yanıyordu. Şimdi sadece sarıya döndü. İşlem tamam, kapatabiliriz. Kapattık. Enerji kesici kartımızı alalım. Kartımızı aldık. Tekrar CPU'muza enerji verelim. Yani sistem işlemlerini yapsın. Ledler yansın, sönsün birazdan. Evet. Dönelim. Bir daha yazılımda bunu aratalım. Buldu ama şu anda IP adresi gitmiş durumda. Şöyle dedik, online diagnostiğe geldik. Şu anda madde hiçbir şey gözükmüyor. Nedenini bilmiyorum açıkçası. Bir IP adresi atıyorum. 192 168 neydi? 0. Yan tarafa geçelim. Tatlandı. 1'di. A geçti. 255 0. Siz IP dediğinizde IP'yi yükleyecek şu anda. Şu anda burada yazdığım IP, demin IP'si uçan CPU'ma gitti. Tekrar bunu taratalım bir. Şu anda tarıyor. Bakın IP olarak 192.168.0.1 gördü. Show dedik. Online aksi attık. Gelelim online aksisa. Online diagnostik. Bakın dikkat edecek olursanız 214 DC idi. Şu koduydu. Az önce şu yandan seçtiğimiz. En son 2.2'ye çıkmış. Gördüğünüz gibi. CPU'muzda 192.168'de. Şimdi burada başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Adni Device diyelim. Burada Unspecific'ten seçebilirsiniz CPU'yu. Geldik Unspecific dedim ki, diyorum ki şeyi bilmiyorum ben, PLC'nin ne olduğunu bilmiyorum, sen seç. Dikkat edecek olursanız şurada versiyonu 4.2, otomatik 4.2 geliyor. Bunu böyle bıraktığımda OK dedim. Device'e geldim. Dedek dediğimde, yani seç dediğimde şuradan Start Search diyeceğim. Buldu mu? Buldu. Dedek bunu seç dediğimizde seçmiyor. Dikkat edecek olursanız şey yapmadı, yine beyaz. Sebebi şu. Bunu versiyonunu mevcut PLC'den daha yüksek seçtim frameware'ine. Change device değil. Şimdi burada versiyon 4.2'den örneğin neydi benimki? 214 DC idi. Ancak versiyon 4.2'den 4.2'ye update edebilirim. Change edebilirim. Değiştirebilirim. Bu sıkıntı. Yani şu anda ben CPU'mu şey seçtim. Unspecific seçtim ama frameware'ini 4.2 seçtim. Öyle kaldı. Şu anda benim CPU'm frameware'i kaç? 2.2. 2.2'ye change device yapamıyorum ya da dedek diyemiyorum. Bunu önce silmeniz lazım. Geldim bakın, şu anda cihazı siliyorum. Sildim. Aynı şeyi yapacağım. Add new device. Unspecific seçeceğim. CPU'yu. Bakın bunu seçerken şunu dipte seçmekte fayda var. Bakın 2.2 seçmekte fayda var. Tamam mı? Zaten TIA Portal 14 2.2'nin altını şey yapmıyor. Okey dedik. Şimdi geldi mi? Tekrar dedek diyelim bunu. Start search.
Gördün mü? Bakın dedek dediğim zaman CPU'm geldi. Demin dedek dediğimde CPU neden gelmedi? Mevcut CPU'da hardware'de seçtiğim CPU'nun firmware'leri farklıydı. Hardware'de seçtiğim, bilgisayarda seçtiğim, Kia Portal'da seçtiğim hardware'de firmware 4.2 idi. Yani şu andaki CPU'nun üstündeydi. Hardware dedekte siz unspecific seçerken firmware'i en dipte seçin, en küçük firmware'i seçin. Daha sonra küçükten büyük firmware'i update oluyor ama büyük firmware'den küçük firmware'i update olmuyor. Şu anda bu videoyu ders arasında çektik. Öğrenciler de burada. Korkularından ses çıkaramıyorlar. Vakit bulursam bu konuda daha adam akıllı bir şeyler hazırlayacağım.